Batuhan Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bütün detayları aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Siz de takip ediyorsunuz. Tabii şu çok önemli. Bütün Türkiye'nin, bütün Türkiye'yi bu darbeyi yapanları mutlaka ve mutlaka mercek altına alınmalı. Buradaki takipler kamuoyuna olduğu gibi yansıtılmalı. Ama hani hep inkar üzerinden kurgulanan savunmaları konuştuk. Bu sadece Genelkurmay Çatı davasında değil, tüm davalarda da benzer olaylarla karşılaştık. Açıkçası ben bu kadar bunun sürdürülebileceğini düşünmüyordum ama öyle görülüyor ki artık son aşamalarına gelindi. Hani birinci derece mahkemelerin son aşamalarına gelindi. Yakında davalar sonuçlanacak ve cezalarını alacaklar. O cezalar da belli. Yani gidecekleri yerde o dört duvar arasındaki, soğuk duvarlar arasındaki o dört duvarın arasına gidecekler. Orası da belli. Ama bütün bunlara rağmen hala bilmedik, görmedik. O ben değildim. Elimdeki cep telefonuydu. Silah değildi. İşte oradaki bana benziyor ama o ben değilim gibi. Hani tiyatronun çok ötesine geçen komik savunma stratejilerine olduğu gibi devam ediyorlar. Bu aslında aralarında sürekli konuştuklarını, mesela Genelkurmay davası, yani burada görülen 22. celsesi bugün başlayan, ikinci duruşması bugün başlayan bu davayla ilgili mesela Lütfi Türkkan'ın, yani Genelkurmay Başkanı'nın emir subayının en başta işte her şeyi itiraf ettiği, daha sonra işte röntgen çektiler, kafama vurdular, yok işte öleceksin, serum bağladılar gibi böyle korkulu bir dönemde ben bunu verdim demesi ve mahkemeye gelince bu ifadeden 180 derece şaşmasında olduğu gibi. Ama bakıldığı zaman şu soru çok net. Niye böyle yapıyorlar? Niye biz bu değildik, görmedik veyahut genel manasıyla inkar söylemlerine devam ediyorlar? Bu çok açık. Çünkü FETÖ dedi ki bunun uluslararası ayağı var. Zaten bir taraftan da biliyorsunuz işte DAEŞ zamanından beri hem işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde hem de Lahey'de Türkiye'nin bir şekilde terörle bağını kurup, bir şekilde DAEŞ'le aynı fotoğraf karesine koyup, bir şekilde Türkiye'yi terörü destekleyen ülke konumuna getirme noktasına gittikleri belliydi. Orada denildi ki işte savunma, işte her şeyi inkar ettiği halde biz bu müebbet cezaları aldık. Orada, yani yurt dışındaki mahkemelerde bunu kullanacaklar. Ama tabii ki hukuk delillerle yola çıkan, delillerle sonuca varan bir kurumdur. Delil yoksa o zaman ceza almazsınız. Dolayısıyla bir cümle şöyle ekleyeyim. Şimdi bakıldığı zaman görüntü kayıtları, ses kayıtları, WhatsApp yazışmaları ki Yurtta Sulh Konseyi üyeleri şu an bu arkamızda gördüğünüz davada hali hazırda yargılanmaya devam ediyor. Bütün çözümlemeler yapıldı. Yani deliller ortada. Her ne kadar ben o değildim dese de onun olduğu, nasıl şu an güneş karşımızda çok net ortadaysa onlar da ortada. Peki Batuhan Bey, biz medya olarak takip ediyoruz ama siz nasıl görüyorsunuz davaya olan ilgiyi ya da ilgisizliği? Yani hem siyaset cephesinden soruyorum hem de medya olarak. Benim aslında hep beraber çuvaldızı kendimize batıracak olursak o baştaki heyecanımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama hani 15 Temmuz gecesi yaşananlar eğer başarılı olsaydı bugün biz burada bu yayını yapamayacaktık. Yani böyle unutmamalıyız. Birazcık böyle ben davaya olan ilginin kamuoyu ilgisiyle beraber düştüğünü düşünüyorum. Burada da en büyük suçlulardan bir tanesinin medya olduğunu düşünüyorum. Aslında yeteri kadar ne gazete sayfalarında ne televizyonun ana haberlerinde veyahut gün içerisinde yayınlanan haberlerde yeteri kadar yer bulmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir eleştiriyi söylemekte fayda var. Ama hani diyeceksiniz ki bu işte ikinci dava, diğer davalar başladı. Bugün ikinci duruşma ki FETÖ çatı davalarının arasındaki en önemli konulardan bir tanesi. Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin tamamının yargılandığı davalardan bir tanesi bu. Dolayısıyla Akıncılarla beraber mukayese ettiğimizde iki tane önemli davayı konuşuyoruz. Tabii ki bunu önümüzdeki günlerde toparlamamız lazım. Daha fazla yer vermemiz lazım. Ama bakıldığı zaman diğer taraftan da bir taraftan işte hukuki anlamda sonuca gidilmesi heyecan verici. İşte avukat arkadaşlar daha iyi anlattılar ama bu işte bilmem kaç bin kez ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesi bence çok önemli. Bunun aslında hem bir manevi değeri var hem de bu davaya verilen önem var. Çünkü bu yıllar boyu, yüzyıllar boyu konuşulacak ve burada hani
bir idamın bile ötesine geçilen, bakın biz size bu cezayı sunduk. Tabii ki hukuki olarak bunun çok 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 büyük bir anlamı var. Yani idamın bile ötesine geçildi. Belki o fiil gerçekleştirilemiyor ama biz size şöyle bilmem kaç bin kez ağırlaştırmış müebbet vererek işte ne kadar bu ülkeye ihanet ettiğinizi ortaya koyduk, serdik diyecek. Dolayısıyla gelecek nesillerde bunu çok net bir şekilde okuyacak. Onlarda hiçbir problem yok. Beni heyecanlandıran bir an evvel sonuca ulaşılması, artık Türkiye'nin işine bakması ve bu FETÖ olayını bu davalarla beraber nihayetlendirmesi. Ama hani genel manada baktığımız zaman çapraz sorguların birazcık daha çalışılarak yapılması gerektiğini söylemek istiyorum. Çapraz sorgulara birazcık daha önem verilmesi ve bu noktada aslında bazı görmedim, bilmedim, duymadım veyahut işte genel manasıyla biz orada yoktuz, yokuz, o gün 15 Temmuz hiç yaşanmadı diyen bu FETÖ'cü alçaklara aslında bu çapraz sorgularla birazcık daha sıkıştırılması gerektiğini düşünenlerdenim. Vatan Bey, 2018'e kadar buralardayız. 2018'e kadar buralardayız. Bakın şu çok önemli. Biz Türkler çok böyle sıcakkanlı insanlarız. Hemen olsun bitsin istiyoruz. Biraz sabırlı olmamız lazım. Yani burada avukat arkadaşlar çok net söylediler. Bu adil yargılanma hakkı, çünkü bu uluslararası mahkemelere de gidecek. Oralara da taşınacak. Dolayısıyla burada hukuki anlamda herhangi bir hata yapılmaması lazım. Ama benim mesela işte o çapraz sorgular konusunda sinir uçlarıyla oynanmalı. Sonuna kadar oynanmalı. O hukuk çerçevesinde kalınarak oynanmalı. Yani o buradaki o darbecilere böyle rahat rahat o görmedim bilmedim duymuyorumla böyle elimizden geldiği kadar zor durumda bırakmalıyız. Ama bakıldığı zaman 2018'de bu birinci aşama bitmiş olacak ve artık ondan sonra Türkiye yoluna devam edecek. Onun için %100'e kuyruğuna gelindi. Herkes, bütün o gece bize o kabusu yaşatan bu darbeciler, özellikle de Genelkurmay'da o planın ana unsurları hak ettikleri cezaya ulaşacaklar. Kimse bundan en ufak şüphe bile duymasın, evet, ve bunu beklesin. Dolayısıyla azıcık daha sabır. Birkaç ay kaldı. Birkaç ayın sonu selamet. Bir de buradaki yargılama şekli, hukuki şekil çok önemli. Ona ve o süreye ve o zamana ve o periyoda ve prosedüre sonuna kadar riayet edilmeli ki Türkiye hiçbir şekilde uluslararası anlamda köşeye sıkışmasın. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Size de bu soğuklarda kolay gelsin diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Efendim, Genelkurmay Çatı davasını özetlemeye çalıştık aslında bugüne kadar neler yaşandığını. Evet, önümüzde uzun bir süreç var ama kapanan dosyalar, davalar da var. Bunu da hatırlatalım ve sözü tekrar size bırakalım.